8 Mart 165 yıl önce kadınların erkek egemenliğine karşı eşit ücret ve özgür bir dünya talepleriyle 1857 yılında adalet, barış ve diğer tüm eşit haklar için başlattıkları uzun soluklu mücadelenin simgesi olan hakları uğruna can verdikleri mücadele günüdür. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Ukrayna'da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta ve yaşanan her süreç tüm haklarıyla birlikte kadınların en temel hak olan yaşam haklarını da açıkça tehdit etmektedir. Biz kadınlar bu durumu kabul etmiyor, tüm dünya devletleri evrensel barışa hizmet etmeye, savaşa durdurmaya davet ediyoruz. Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü utanç verici bir şekilde giderek artan kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin de toplumsal cinayete dönüşüyor olmasının gözleri önünde seyrilmeye yaşanmaktadır. Kadınlara, çocuklara, LGBT'lere yönelik nefret söylemleri ve uygulanan şiddet münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceği gibi çözümü de sadece yaptırımların artırılmasına değildir. Yaşam hakkına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibin yapılması gerekmektedir. 2021 yılında elde edilen verilere göre Türkiye'de erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 8 Mart'ı kutladığımız bu yıl, Ocak ayında meslektaşımız avukat Dilara Yıldız'ın erkek şiddeti sonucu katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Bunun yanı sıra 794 gündür Gülistan Doku'dan haber alınamamaktadır. 364 gündür Emine Şan Yaşar'ın adalet mücadelesi nöbeti devam etmektedir. Garibe Gezer'in şüpheli hapishane ölümü aydınlatılamamıştır. Yaşam hakkının ihlal edildiği Aysel Tuğluk ve diğer hasta mahpuslar serbest bırakılmalıdır. Taleplerimiz açıkçası tüm kadınların haklarının korunmasına yöneliktir. Yine ilimizde 1 Kasım 2021'den bu yana Kadın Hakları Merkezimize 352 başvuruda bulunulmuş, başvuruda bulunanların 325'ini kadınlardan oluşmuştur. 1 Kasım 2021'den bu yana Kadın Hakları Merkezi'ne başvuruda bulunan başvuruculardan 259'u boşanma ve şiddetten dolayı, 22'si nafaka, 7'si adli yardım talebi, 9'u velayet ve geri kalan 55'i ve nüfus ve diğer işlemler için başvurularda bulunmuşlardır. Kadın Hakları Merkezi'ne yapılan başvurulardan 319'u resmi nikah, 33'ü dini nikah, 1'i nişanlı, 14'ü bekar olduğunu belirtmiştir. Yine aynı şekilde başvurucuların %37'si psikolojik, %20'si fiziksel, %18'i ekonomik, %10'u cinsel, %7'si mobbing, %5'i dijital ve %3'ü diğer şiddet türlerine maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. İlimizde 1 Kasım 2020'den bu yana 39 kadın mülteci boşanma ve şiddetten dolayı da yine adli yardım talebinde bulunmuşlardır. İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladığımız bugünlerde Mart ayı içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmiş. Bunun sonucunda da kadınların yaşam ve özgürlüklerine yönelik tehditler daha çok artmış. 62-84 sayılı yasa uygulanamaz hale gelmiş. Devamında da nafakanın tartışmaya açılmasıyla kadın kazanımlarının kaybına yol açılmış ve kadınlar topyekün korumasız bırakılmışlardır. Devletin her kademesindeki yetkilileri kadın ve erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya, medeni hakların kullanılmasından kadının karşısına çıkan engelleri haksız tahrik ve ihlal indirimlerini ortadan kaldırmaya, anayasa ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz. Bizler nafaka hakkımızdan, medeni yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğiz. Bu hususların tartışmaya açılmasının, şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka hiçbir sonuç yaratmayacağını tekrar belirtmek istiyoruz. Uzun mücadeleler sonucunda edinilen kadın kazanımlarının ve kadın haklarının geriye götürmeye çalışılması karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Cinsiyet eşitsizliği, kadına karşı şiddet, mülteci kadın ve çocuk sorunları, cezaevlerinde bulunan kadınların yaşadığı hak ihlalleri ortadan kalkmadıkça biz kadınlar toplumsal yaşamın her alanında varız, var olmaya devam edeceğiz. Haklarımızı yüksek sesle haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız. Her zaman emekten ve özgürlükten, bağımsızlıktan, eşitlikten ve hakaniyetten, hukuktan ve adaletten yana olan Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerimizi ve çıkaracağımız kadın dergimizi Kadın Hakları Merkezi üyemiz olan 31 Mayıs 2021'de kaybettiğimiz sevgili stajyer avukat Berin Akça'ya ithaf ediyoruz. Kendisini saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.
Nereye? Matbaa yazıyor musun? Yetişeye geçeyim.